bölümünde yeniden karşınızdayız ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen Cumhuriyet Mahallesi'nde 44 hektar alanda başlayacak. Alanya Posta TV'nin geçtiğimiz günlerde gündeme... Sen beni nereden tanıyorsun? Tabii ki Alanya Posta TV'den. Eftelya Otellerinin sunduğu Asiye İlaçık ile ana haber bülteni başlıyor. Alanya Posta TV'den iyi akşamlar. Gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler, İskele'de bugün adeta faciadan dönüldü. İçerisinde 15 yolcuyla tura çıkan VIP tekne egzoz kısmından su almaya başladı. Durumun erken fark edilmesiyle yolcular ve mürettebat son anda tahliye edildi. Altı metre uzunluğundaki Tamar adlı gezi teknesi tersane önünde demirlediği sırada su almaya başladı. VIP teknenin su aldığı denize açıldıktan bir süre sonra fark edildi. Tekne kaptanı Alper Yılmaz, 15 yolcusu ve 2 mürettebatı bulunan tekneyi hemen iskeleye yanaştırdı. Tahliye için yardım istedi. Yolcuların tahliyesinden sonra batan tekne vinç yardımıyla iskeleye alındı. Tekne sahibi Berat Sipahioğlu olayın tekne kaptanının tecrübesi sayesinde sorunsuz atlatıldığını söyledi. Biz turumuzu dedik. Biz günlük gezi turlar yapıyoruz VIP amaçlı yerli yabancı misafirlerimize. Tersane bölgesinde yüzme molasındayken teknemizin sebebini bilmediğimiz, halen daha bilmediğimiz sebeplerden dolayı su aldığını gördük. Kaptanımızın tecrübeli olması, olaya erken teşhiste bulunması, herhangi bir can kaybına sebep olmadı. Ali Daş'tan yardımda bulunduk. Sağ olsun isteğimizi kırmadılar. Ali Daş limanına teknemizi bordoladık ve içindeki misafirleri, yolcularımızı sağ salim bir şekilde karaya aktardık. Sonrasında teknemizi sağlama alıp batmasını engelledik. Durumumuz bu. Hani şu an sebebini hala daha biz de bilmiyoruz. Teknemizin hala bir kısmı suda. Alanya'da çalılık ve makilik alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın dün akşam saatlerinde Uğrak Mahallesi Aydap mevkiinde çalılık ve makilik alanda çıktı. Zemindeki kuru otlar nedeniyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanı gören çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracı, Alanya ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve yaklaşık 30 personel yangına müdahale etti. Arazinin engebeli olması müdahaleyi zorlaştırdı. Alevler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yangında 4 dönümlük arazinin zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme de başlatıldı. Sevgili seyirciler, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Alanya'da coşkuyla kutlanacak. 97. yıl dönümünde kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sevilen sanatçı Çelik sahne alacak. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin işbirliğinde halk konseri verecek. Çelik konseri ise saat 21.30'da başlayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kutlama programı kapsamında bu yıl şarkıcı ve besteci Çelik halk konseri verecek. Çelik saat 21.30'da belediye binası arkasında konser alanında hayranlarıyla buluşacak.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Ağustos Cuma günü başlayacak Zafer Bayramı etkinliklerine ve Çelik konserine tüm vatandaşları davet etti. Başkan Yücel, "Zafer Bayramımızın 97. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Saat 19.30'da Atatürk Anıtı önünde buluştuktan sonra saat 20'de Fener Alayımız başlayacaktır. Saat 21'de belediye arkasında başlayacak kutlama programının ardından ise 21.30'da Çelik sahne alacak. Kutlama programımıza 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı birlik beraberlik meşalesini yakmaya davet ediyorum," dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı vatandaşların. Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin açıklamasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milleti adına verdiği mücadeleye vurgu yaptı. Kocatepe'de mutlak bir zaferin işaretini veren top ateşleri, aynı zamanda tam bağımsız, özgür, egemen ve çağdaş bir cumhuriyetin kurulacağının da müjdesini veriyordu. 30 Ağustos Zaferi yurdumuzu istiladan kurtardı. Lozan'ı getirdi. Lozan Cumhuriyeti, Cumhuriyet devrimleri, devrimler ise aydınlanmanın yolunu açtı. Artık devletimiz hasta adam değil, bütün dünyanın saygınlığını kazanmış bir devlet oldu. Bugün Müslüman ülkeler arasında farklı bir konumdaysak bunu kuruluş felsefesinde aramamız lazım. Kurucu irade Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusal, üniter, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak belirlemiştir. 30 Ağustos, emperyalizmin yenilgisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz liderliğinde emperyalist güçlerin yenilgiye uğratılması dünya tarihinde bir ilktir. Son yıllarda yeni Türkiye ve yeni tarih gibi söylemler olduğunu belirten Sirkeli, bunlara katılmadıklarını ifade etti. Son yıllarda özel çaba harcanarak yeni Türkiye, yeni tarih çalışmaları için uğraşıldığını görüyoruz. Ve biz buna karşı olduğumuzu her zaman dile getiriyoruz ve dile getirmeliyiz. Yeni Türkiye, yeni tarih anlayışı, kurtuluş ve kuruluş sürecinde verilen büyük savaşın ve mücadelenin inkarı demektir. Kurtuluş ve kuruluş değerlerimize, Cumhuriyet kazanımlarımıza sahip çıkabildiğimiz ölçüde üzerimize oynanan oyunları boşa çıkarabiliriz. Tüm vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutlayan Sirkeli, verilen milli mücadelenin unutulmaması gerektiğini söyledi. Topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan başta Ulu Önderimiz, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor ve Zafer Bayramımızı içtenlikle kutluyoruz saygılarımızla. Alanya'da prim borcu bulunan mükelleflere yönelik icra takibi başlatılacak. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir konuyla ilgili esnafları uyardı. Sosyal Güvenlik Kurumu tüm odalara icra takibi uyarısı gönderdi ve esnaflara bildirilmesi istendi. Alanya Posta TV'ye konuşan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir kendilerine gelen bu yazı hakkında açıklama yaptı. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu tabii devletin bütün kurumları, odalar da dahil, alacak tahsil yönünde sıkıntılar yaşıyor. Tabii piyasanın ekonomik sıkıntısından dolayı hakikaten kendine göre herkesin sıkıntıları var. Ama devletimiz bir yerden başlaması lazım. 5510 sayılı kanunun 4. maddesi 1. fıkrası B bendini kapsamında meslek gruplarında şimdilik şirket ortağı, eczacı, doktor, avukat, noter, jokey, antrenörlerle ilgili sigortaya borcu olanları tahsil etme yönünde bilgilendirme amacında bize yazı yolladılar. Biz de o yazıyı paylaştık odamız şeyinde. Tabii ileriki tarihlerde belki bize ait esnaflara da aynı şekilde bir şeyler yapılacaktır. Benim tavsiyem borcu olan devlete borcunu ödesin. Devletten hizmet bekliyorsak
vergimizi, sigorta primlerimizi, bağkurlarımızı ödememiz lazım. Ha imkanım yoksa ona bir şey diyemeyiz. O artı ilerideki cezalı durumuna göre, faizine göre ödeme zorunluluğu var. Yani devletin bir kuruşu vatandaşta kalmaz, esnafta kalmaz. Devlet eninde sonunda icra takibine var, yine alır. Onun için bu durumlara düşmemek için şimdiki meslek gruplarını biraz önce saydığım gibi borçlar olan en azından devletimiz gerekli taksitlendirmeyi, gerekli yapılandırmayı da yapıyor. Borçlarını ödesinler. Devletimize her zaman yardımcı olmamız lazım. Çünkü devletsiz millet olmaz. Onun için herkesi buradan uyarıyorum. Dün akşam Alanya Posta TV'de yayınlanan haberin manşeti programında Kadın Cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi konuşuldu. Programa İstanbul'dan bağlanan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, Türkiye'de artık kadınlar sokakta öldürülüyor, şiddet sokağa taştı dedi. Haberin manşetinde canlı yayın konuğu olan avukat Müge Gezginci, şiddet türlerine ilişkin açıklamasında kadının insan hakları ihlal ediliyor dedi. Biz kadının insan hakkını savunuyoruz. Aslında çok güzel de bir şeye değinmiş oldunuz. Biz kadının insan hakkını savunuyoruz. Kadın da bir insan ve erkeğin yararlandığı bütün haklardan, sosyal haklardan, hukuki olarak, ticari dünyada aklımıza gelen her alanda kadının bu haklarından, kadının insan olduğundan kaynaklanan haklarından faydalanmasını istiyoruz. Faydalanmasını talep ediyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Şiddet döngüsünün kadın için önemli bir başka şiddet nedeni olduğunu söyleyen Gezginci, kadın politikalarının önemine değindi. Temelde, tabanda din olgusundan uzak bir kadının bir erkekle eşit haklardan faydalanabileceğini bizim çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği derslerini bizim daha kreşlerde vermeye başlamamız gerekiyor. Üniversitelerde zorunlu hale gelmesi gerekiyor. Buradan olaya baktığınızda da Eğitim Bakanlığı eğitimi düzenliyor. Adalet Bakanlığı adaleti düzenliyor. Yani doğrudan bir iletişim var aslında. Doğrudan bir geçiş var işin içerisinde. Yani biz tamamıyla mevcut iktidarı buradan soyutlayarak o zaman kim suçlu? Yani... Programa canlı bağlantıyla katılan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü de açıklamasında şiddetin geldiği noktaya değindi. Güllü, kadınlar artık sokakta ölüyor dedi. Ve son 2 yılda ölümlere baktığımızda bütün ölümlerin sokak ortasında, AVM önlerinde, kaldırımlarda, otobüslerde tecavüze uğrama gibi şekil değiştirerek kâne dışına geldiğini gördüğünüzde bu toplum yapısına, bu yasanın uygulanmama sürecine rağmen kadınlar kendilerini o evlerden dışarı atmak istiyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin şiddeti önlemedeki rolü üzerine konuşan Gezginci, İstanbul Sözleşmesi sihirli bir değnek dedi. Zaten sözleşmenin temeli toplumsal cinsiyet eşitliğinden yola çıkıyor. Canan Hanım da söyledi. Biz ilk imzalayan ülkeyiz. 2014 yılında ilk imzalayan ülkeyiz. Şu an bizden sonra imzalayan ülkeler almış başını gidiyor toplumsal cinsiyet eşitliğinde. Biz imzaladığımız yerden geriye gidiyor, geri adım atma çabasındayız ve ciddi olarak sosyal medya hesaplarında İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması için uğraşan bir grup var yani. Ve İstanbul Sözleşmesi. Alanya Müftüsü Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülüklerine de verilen evlendirme memurluğu yetkisini kullanarak nikah kıymayı sürdürdü. Alanya Müftülüğü nikah merasimlerinde evlenmek istediklerini beyan eden çiftlerin resmi nikah işlemlerini de yapıyor. Müftülükte bugüne kadar toplam 27 nikah kıyıldı. Belediye başkanları ve yetki verdiği personel tarafından kıyılan nikahlarda olduğu gibi gelin ve damada şahitlerin huzurunda birbirlerini eş olarak kabul edip etmedikleri sorulup evet yanıtının alınması ve şahitlik beyanlarının ardından müftü nikahı da gerçekleştiriyor. Yapılan dua sonrası çiftlere Müftü İhsan İlhan tarafından Kur'an-ı Kerim ve İlmihal hediye ediliyor. Şimdi değerli izleyenler son 24 saatte yaşanan asayiş olaylarına göz atıyoruz.
Para cezası ödemek için adliyeye giden kadın kimlik kontrolünde gözaltına alındı. 39 yaşındaki Tülin A. adliye binasına para cezası ödemek isterken infaz katibi tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Sigara kaçakçılığı suçundan 2 ay 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleştiği ortaya çıkan Tülin A., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. İş yerinde yaşanan hırsızlık olayının ardından güvenlik kamerasıyla karakola giden marketçi hırsızla karakolda karşılaştı. Olay Cumhuriyet Polis Merkezi'nde yaşandı. Marketten tekel ürünü çalan zanlı olay mahallinden kaçmayı başardı ancak polisten kaçamadı. Başka bir nedenle gözaltına alınan Adem Ağa nezarethanedeyken mağdur marketçi şikayet için karakola ulaştı. Olay anını yansıtan kamera kayıtlarını izleyen polis görüntülerdeki kişinin gözaltındaki zanlı olduğunu tespit etti. Şüpheliye hakkındaki başka suçların yanı sıra hırsızlıktan da işlem yapıldı. Gündoğmuş Belediyesi tarafından düzenlenen Bal Şenliği bu yıl 8 Ağustos Pazar günü yapılacak. Gündoğmuş Belediye Meclis Üyesi Nuri Çevik, Alanya Posta TV'ye yaptığı açıklamada ilçe başkanı Mehmet Özeren adına Gündoğmuş Pınarbaşı Kültür, Sanat ve Bal Festivali'ne herkesi davet etti. Pınarbaşı Kültür ve Sanat Bal Şenliği'ne tüm vatandaşlarımızı başkanım adına davet ediyorum. Gündoğmuş'ta üretilen müthiş bir bal potansiyeli var. Bu balımızı tüm insanlarımıza gösterip tatmaları için bu şenliği düzenliyoruz. Burada üretmiş olduğumuz balın tahlilleri yapılıp herkese temiz bir şekilde sunulması için gerekli işlemleri yaptık. Burada yapılması gereken açılış konuşmalarından sonra protokol konuşmaları, ödül töreni, pilav ve kavurma ikramı vatandaşlarımıza yapacağız. Herkesi davet ediyoruz. Alanya'yı ilk kez Sportoto Bölgesel Amatör Lig'de bir takım temsil edecek. Antalya Süper Amatör Lig'de geçen sezon namağlup şampiyon tamamlayan Kestelspor'un Bal Ligi hazırlıkları kaldığı yerden devam ediyor. ...1 Ağustos tarihinde lig hazırlıklarını Alanya'da başlayan Kestelspor'da futbolculara 10 günlük Nevşehir kampı sonunda 4 günlük izin verilmişti. Mavi Beyazlılar 22 kişilik oyuncu kadrosuyla lig hazırlıklarını Kestel sahasında yaptığı antrenmanla devam ediyor. Düz koşuyla başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışmasıyla sürerken teknik sorumlu Hakan Hayati Karaca yönetiminde çift kale oyunla tamamlandı. 1,5 saat süren antrenmanı sonuna kadar izleyen Kestel Spor Başkanı Levent Uğur, lig hazırlıkları hakkında bilgi verdiği Alanya Postası muhabiri Ercan Yıldırım'ın sorularını da yanıtladı. Kulübün bütçesine uygun oyuncular transfer ettiklerini söyleyen Uğur, yeni oluşturulan kadro için şunları söyledi. Nasıl bir kadro oluşturdunuz? Önce kadroyu bize değerlendirir misiniz? Yani genç, dinamik, maliyeti ucuz ama güvendiğimiz, takip ettiğimiz isimleri transfer ettik. Eksik noktalarımıza transferler yaptık. Daha sonra kamp sürecinde, sezon hazırlık sürecinde eksik gördüğümüz arkadaşlarla yollara ayırdık. Bazı arkadaşlarımız da, bir iki arkadaşımız da üst liglere transfer yaptı. Daha iyi yerlerde oynamak istediklerini söylediler. Kendileri ayrıldılar. Biz de onlara saygı duyduk. Yerlerine şu anda iki noktada eksiğimiz var. Hocanın dediği gibi o noktaya transfer çalışmamızı yapıp işte lige de 3 hafta kaldı zaten. Lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Ayın 1'inden itibaren hazırlıklar başladı. Yeni sezon hazırlıkları. Ercan Yıldırım'ın 1 Ağustos'ta başlayan sezon hazırlıkları ve Nevşehir kampı hakkında yönelttiği soruyu Uğur, takımımız lige hemen hemen hazır sayılır. Tabii önümüzde 3 haftalık bir süreç var. Yine hazırlık maçları yapılacak. Bu hazırlık maçlarının sonucuna göre değerlendirmede bulunacağız yanıtını verdi. Süreç var. Yine hazırlık maçları yapılacak. Yine bu maçların sonucunda değerlendirmelerde bulunacaktır muhakkak teknik ekip. Biz de yönetim olarak elimizden gelen desteği veriyoruz zaten. Ona göre yine hamlelerimiz olabilir. Ama bu sene biz işte mütevazi bir kadroyla, mütevazi bir bütçeyle haddimizi aşmadan, hep söylüyorum,
bu bal ligini bir tanıyıp görüp ona göre hedef yapmayı düşünüyoruz. Ama iyi bir ekip, mücadeleden koşan, bal liginin olması gerekenini yapmaya çalışan bir takım kurduk. İnşallah iyi olur. Alanya'yı yeni şekilde temsil etmeye çalışacağız. Başkan Levent Uğur'un Kestelspor'un bölgesel amatör ligde yer aldığı gruptaki rakipleri hakkındaki değerlendirmesi ise şöyle. 11 grubun en zoru. 7. gruba düştük. Karaman 4-5 milyon bütçeli, Isparta 4-5 milyon bütçesi olan. Biz onların %20'si 25'iyle mücadele ediyoruz bütçelerini. Elimizden geleni yapacağız ama 6-7 tane geçen sene final oynamış takımın aynı gruba düşmesi inşallah iyi olur. Kopmanın da ligde ligin sonuna kadar olmayacağı, kopmaların yaşanmayacağı bir lig olacağını düşünüyorum. Çünkü iddialı takımların olduğu bir gruba düştük. Bakalım hayırlısı, elimizden geleni yapacağız. Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek Başkan Yücel'e 1, 07 ve 82 numaralı kombine kartı hediye etti. Kombine kart numaralarının 1, Antalya plakası 07 ve Alanya il olunca olması beklenen plaka numarası 82 olması dikkatleri ve takdirleri üzerine topladı. Kombine numaralarının ince düşünülmüş ve anlamlı olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Yücel, Kestelspor takımımız geçen yıl amatör ligden bölgesel amatör lige yükseldi. İnşallah bu yılda güzel bir sezon geçirirsiniz. Yeni sezonda başarılar dilerim dedi. Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, amatör liglerde 2019-2020 sezonu kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre 3 Eylül tarihinde saat 15'te Süper Amatör Lig, saat 17'de 1. Amatör Lig, 4 Eylül tarihinde saat 15'te U16 Ligi, saat 17'de U14 Ligi ve 5 Eylül tarihinde saat 15'te U12 Ligi kura çekilişi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Vali Alaaddin Yüksel tesislerinde yapılacak. Gerçek Haber'in merkezinden bugünlük de bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Otelleri Asiye İli Açık ile ana haber bültenini sundu.